Evet, tekrar herkese merhabalar değerli arkadaşlar. Molamızı verdik sevgili TikTokçum ve YouTubeçum, yeni bölümün başladı senin de arkadaşım. Hemen kaldığımız yerden devam edeceğiz. Tıklayalım. Birkaç tane bahçe yapmıştım. Bir tane daha sığınak yapacağım. Ondan sonra ev tamiratı yapacağım abi. Bakalım hangisinden daha çok kazanıyoruz. Ne diyor? Savaştan diyor kalma gizli bir sığınağı olan ev satın aldım. Önceki sahibi bizim gibi değerlendirmemiş. Orayı malzeme odası olarak kullanmış. Bizler güvenliğe önem veren insanlarız. Bu şehrin yakasındaki meteorolojik durum bizi ilgilendiriyor. Evi yeniledik. Sığınak olayını profesyonel ellere teslim etmek istiyoruz. Burayı uygun şekilde donatacağına dair sana güvenebilir miyiz? Tabii ki canım benim. Ayıp ediyorsun. Bence ben bu işin adamıyım yani. Açın bakayım. Sığınağın içine etmişlerdir. Burayı şimdi toparlayana kadar canımız çıkacak ama. Şunu bir al bakayım. Sataydık iyiydi. Tamam. Fırça temizle. Şimdi burada bir çelik garaj lafı var. Ama bu raf mort olduğu için. Evet, burayı temizledik mi? Fayans döşeyeceğiz. Şurayı da silelim abi. Şimdi. Komple mi döşesem bunu ya? Dur bakayım. Güzel güzel döşeyelim bunları.
Ya abi bu ne ya? Hani yetmedi. Hemen şunu montajını yapalım abi. Buraya lavabo koyacağım. Şu tıpaları bir sökelim. Edemiyorum. Hemen vidaları tak abi. Hızlıca montajı yapalım abi. Hop. Lavabomuzu yerine suyu açtık. Gömmesini de yaptık. Angel kazan. Angel kazan. Space. Şifoniyer. Tuvaletin yanına koyabilirim o şifoniyeri de çekmeceli tarafını önüme alayım abi. Tuvalet kağıtlığı. Burası tamam. Şimdi buraya gel. Burada boyama var. Kiri temizledik oğlum. Burada kir nerede var? Anasını avradını satayım ya. Şimdi beyaza boya. Boya yıllar çalacağım abi. Tekrar.
Güzel. Ama burayı da beyaza boyayacakmışım ama boya kalsın abi. Çekmeceli yatak. Sonra raf. Tamam. Şimdi satış tabancası abi. Abi hiçbirini satmadı lan. Fırçayı alalım abi. Beyaza boya diyordun, değil mi? Yani boya konusunda bayağı açmışız da skill'leri. Şöyle şuraları boya. Çek boyayı yiyeyim. Bence bu kova fazlasıyla yetiyor. Çek şimdi abi. 4 tane. 10 numara 5 yıldız oldu bak ben söyleyeyim ha. Çöp temizliyoruz abi, çöp temizliyoruz.
Hadi silelim. Güzel. Temizle oğlum. Temizle çocuğum. Bir dakika. Bu da gitti. Eşyayı sat diyor. Garaj rafı bu mu? Sattım. Sattım. Yani buradaki rafları kullan abi, boş durma. Bir nevi depo yaptım buraya ama. Tamam, burayı da mı beyaza boyuyoruz? Aynen. Bir dakika. Buraları niye unutuyorsun abi? Buralar tamam. Yüzdeden saymıyor ama. Yani boyayalım abi. Ben burayı kesin unuturum. Yani fırça daha uzun dayanıyor aslında. Çek boyayı. Çok az boya kaldı içinde ama. Vallahi içindeki boya bitti. Bitti. Şunu al. Şunu yap. Gel tablete. Small. Small yetecek gibi ya. Şimdi eşya satın alacağız. Lavabolu mutfak dolabı derken
Tamam. Gölge kanepe mi? Abi böyle sığınak mı olur burayı? Lüks eve çevirdi ya. Bitti mi? Sanırım bitti. Evet, çok güzel. Bir tane daha sığınak yaptık. Şimdi ev tamiratı ve tadilatı kısmına ağız tadıyla geçebilirim. Geçebilirim ama şöyle bir sıkıntı var. Işıklandırmalarımla ilgili çok ciddi problem yaşıyorum şu an. Bir tane ev yapacağım. Ondan sonrası Allah büyüktür yani. Hadi bir tane ev yapalım. Bir öğrenci evimiz varmış, gidip temizleyeceğiz galiba. Günaydın, umarım bana yardımcı olursunuz. Emekli bir insanım. Sandığım pek yerinde sayılmaz. Yılda kiraya verdiğim bir adet evim var. Burada birkaç öğrenciyi kiraya verdim ama işte iyi etmemişim. Kirayı ödemeyi kestiler. Telefonlarıma cevap vermiyorlar. Yüz yüze konuşmaya gittiğim zaman biricik evimin halini görünce az daha kalp krizi geçirecektim. Evim çok kirliydi. Her yerde çöpler, içki şişeleri ve çamur vardı. Bir tanesi bahçede sızmıştı. Sonunda evden attırdım ama harap bazı mobilyalar ortalıkta yok. Hemen abimizin abi evin haline bak. Bu ne lan? Abi bitmiyor lan çöp. Oğlum hala çöpü dök diyor. Başka çöp kaldı mı evladım? Bence kalmamıştır ya. Abi bu evde ne yaptınız lan? Bu nasıl bir şey oğlum? Evet, bu camı tam temizledim. Abi mouse. Abi camları kaldır, bu ev ölmüş ya. Renk beyaz olacak.
Bence var ya çok uzun boylu boyayabiliyor bu. Ya abi evin içine etmişsiniz. Vallahi evin hali çok fena ya. Hemen montaj yapalım abi. Burası tamam. Yani en azından bu oda bence tamam. Allah cezanızı versin. Bu ne lan? Abi ev ne hale gelmiş. Aç abi camı aç. Bir tek radyatör eksik bunun. Ver abi şu radyatörü. Space aldık. Yapıştır. Hemen montajı yapalım çıkalım. Burada tamam. Abi eve ne yaptınız abi? Şu yetenekleri bir açar mısın abi? Lan hala burada temizlenecek bir yerler mi var? Ben görmüyor muyum ya?
Abi bu nasıl bir şey ya? Bu nasıl bir zulüm abi? Evin anasını ağlatmışlar. Camı temizle, araç aparat monta. Neyse şu camı temizleyeyim bir. Bu ne? Çamaşır makinesiymiş. Dükkan görevler modu. Hemen hızlıca. Bu tamam. Tamam. Şimdi çamaşır makinesini al. Şimdi bunu niye söküyoruz? Makine kuruyoruz abi. Sök vidaları. Tamam. Abi bitmeyen bir eziyet gibi bu ne lan? Hiperpaspas. Tamam, cam temizle. Abi bu eve 20 yıldır kimse girmiyor. Bu nasıl bir şey lan? Camda katran var anasını satayım. Montaj. Şundan. Burada tamam. Allah'ın cezası bu ne oğlum ya? Tak oğlum tak. Hoppa. Tamam. Lavaboyu takacağım ama önce vidalarını bir alayım.
Güzel. Lavabo montajımızı bitirelim abi. Sıcak su, soğuk su. Burası da tamam. Abi lanet gelsin, bu ne lan? Oğlum bu ne oğlum, bu ne, bu ne? Evi pok götüreyim, pislikten keçil mi? Hop. Tak abi, tak 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 tak. Adamın evini yani harabeye çevirmişler, böyle olmaz abi. Şimdi geriden kaldı. Ay. Şuranın haline bak. Burası resmen çöp ev. Abi bu kadar berbat olamaz ya. Temizle, temizle, temizle buraları. Abi evi ne hale getirmiş hayvan ol hayvanlar. Çöp temizlemeye devam. Abi nasıl bir... Ulan hiç mi çöpleri dışarı atmadınız? Ayı ol ayılar. Sil oğlum, sil. Sil. Evin anasını bellemiş şerefsizler, sil. Hemen bağlayalım.
Burayı %100 yapayım bari de. Yani bu uğraştığıma değsin. Lan çık. Evet, tamamen oldu. Bastık enter'a. 5000 kazandım. Allah bereket versin abi. Evet sevgili YouTube'cum ve sevgili TikTok'cum. Öncelikle videolarımızı beğenmeyi unutmayın lütfen. Videolarımızı beğenin arkadaşlar. Yorum yapalım arkadaşlar. Yayın içerik üreticisini takip etmiş bak Ahmet El Kaptain diye bir arkadaş takip etmiş bizi. Sağ olsun. TikTok yayınlarımızı takip edin arkadaşlar. Yayınlarımızı paylaşın. Daha çok izleyiciye ulaşmamıza sizler de bize yardım ederseniz eğer çok daha ciddi şeyler yapabileceğiz. Sonuçta bir şeylere karşılık bir şeyler diyelim. Fazla açık konuşmayalım. Anlayan anlamıştır zaten. Burada bazı durumlardan ötürü hem yayınımız bitiyor hem de YouTube'un bu bölümünü burada sonlandırıyorum değerli arkadaşlar. Yeniden görüşeceğiz Allah'ın izniyle. Kendinize çok iyi bakın. Yeni bölümlerde, yeni yayınlarda görüşmek üzere. Hadi eyvallah.